Herkese merhaba. Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bayat ekmek ziyafeti var. Nasıl bayat ekmek ziyafeti var? Şu şekilde bayat ekmeklerden tirit yapacağız bugün. Eskiden padişah yemeği derlermiş, bey yemeği derlermiş tiride. Böyle önemli kişilere böyle misafirlere yaparlarmış. Biz onu kıymayla yapacağız yalnız. Etle yapamayacağız. Bu seferki tarifim daha değişik. Ben etlisini de yapmıştım. Parça etli, yoğurtlu kebap diye. Yukarılarda bulabilirsiniz. Bir de bu bayat ekmeklerden ben ekmek makarnası yapmıştım. Bayat ekmekler değerlendirmesi. Onu da yukarıda bulabilirsiniz. Şuralarda bir yerde olacak. Bakalım malzemelerimiz. Bayat ekmekleri doğradım. Şu şekilde ben bunu fırına attım. Yani 10-15 dakika 200 derecede pişti. Hafif sararma yüz tutarken çıkardım. Böyle siz de bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Böyle hatta şu şekilde yap, hava almayan poşete koyduğunuz vakit küflenmiyor da. Çünkü ekmeğin suyu kaçıyor kuruyunca. Küflenme işi bayağı bir gecikiyor. Böyle değerlendirebilirsiniz. Malzemelerimiz bayat ekmeğimiz var. Ben de 600 gram kıyma var. Ben 600 gram kıymadan yapacağım. Tereyağım var. Bir ufak domates. Bir de orta boy bir sivri biber doğradım. Yoğurdum var. Karabiberim var. Kırmızı biberim var. Tuzum var tabii ki. Ve en önemlisi tiritin can damarı kemik suyu. Arkadaşlar siz de böyle marketten alabilirsiniz. Kemik suyu böyle hazır satılmaya başladı marketlerde. Yapması bayağı zahmetli çünkü 5-6 saat bir kaynaması gerekiyor. Tüplü olan evlerde yapmak hiç şey değil. Çok tüp yiyor. Doğal gazlı evlerde birazcık daha ucuza çıkıyor. Şöyle ben 9 liraya aldım yani 8,5-9 liramda gayet güzel ekonomik. Hem zahmeti var, kokusu var. Tavsiye ediyorum. Gene yapmak isteyen evinde yapsın. Şimdi bunu yapalım. Önce et suyumuzu hazırlayalım. Bir tencereye ya da bir kaba bu kemik suyunun üçte birine böyle karıştırıp gibi maya çıksın ama. Üçte birini alıyoruz arkadaşlar. Çok ağır olur. Şimdi ilk defa kullanıyorum bu kemik suyunu. Tam olarak bilemiyorum. Geri kalanını yani yetecek kadar, aklınız aldığı kadar sıcak suyla tamamlıyoruz. Ve bunu kaynamaya bırakıyoruz. Şekilde bayağı oldu, bayağı yoğunmuş. Et suyumuz ocakta kaynarken biz de tridimizin üstüne koyacağımız kıyma harcını hazırlayalım. Bir miktar yağ. Eğer kıymanız yağsızsa birazcık yağ çok atabilirsiniz. Pardon, önce ben biberleri kavuracaktım. Her zaman yaptığım gibi yapmam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi hata yaptım. Ama biberleri çok böyle kavurmamıza gerek yok. Şöyle yan tarafında hemen yüksek ateş, gördüğünüz gibi şöyle bir kendine gelsin. Ki biberin mayisi yağ işlesin. Derdimiz o. Hemen 1 dakikada 2 dakikada olacak bir şey. Kıymamızı atalım. Bir güzel şöyle
kaşıkla ezelim, topakları kalmayacağın kadar işlem yapalım. Kıymamızı açtık. Şöyle yine dediğim gibi kaşıkla iyice ufalıyoruz kıymayı. Kıyma ufalandıktan sonra buna bir çay kaşığına yakın, tam bir çay kaşığı değil, yarım çay kaşığı daha az fazla karabiber atıyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Ki pişerken bütün bu tuz, karabiber etlerin her tarafına güzelce girsin. Kıymanın suyu çekilip yağı kaldıktan sonra domateslerimizi atıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki abi malzemede ne kadar şeysin, cimrisin. Biberi az attık, domatesi az attık, karabiberi de az attık. Neden? Et tadının baskın kalmasını istiyoruz. Bize az bir şey, bu sadece bir çeşni verecek. Domatesler eriyene kadar kavuralım. Domateslerimiz eriyince altını kapatıp şöyle demlemeye bırakıyoruz. Yani bu pişme yüz sıcak arkadaşlar, kızarma yüz sıcak. Hepten sulu sulu o kadar iyi olmuyor bu. Şu şekilde neredeyse kızarmak üzereyken kapattım. Et suyumuzda kaynamak üzere pokurtlar çıkıyor. Ona da bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bu size bağlı arkadaşlar. Bu tuz oranları. Et suyumuz kaynadı. Kıymamızı aldık. Şimdi bir tavada ya da bir tencerede istediğimiz miktar tereyağını eritiyoruz. Tereyağımız eridikten sonra bir tatlı kaşığı toz kırmızı atıp hemen altını kapatıyoruz. Kesinlikle kırmızı biber attıktan sonra altı yanık olmayacak. Şimdi et suyumuza böyle lokmalarımızı atıyoruz. Çok tutmuyoruz arkadaşlar. Zaten bunu fırında pişirmenin, sertleştirmenin bir ana sebebi de böyle et suyuna girince dağılmaması, lapa olmaması. Şöyle hemen gösterip çıkarıyoruz. Şimdi bu oran benim bayağı çok. Biz 6 kişiyiz. Kendimize göre yaptım. Siz o oranları 2'ye 3'e bölüp de yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Ben şöyle 1 kişilik yapayım. Aslında 2 kişilik de bu güzel yemek asla yetmez. Şimdi tridimizin üstüne yoğurdumuzu döküyoruz şöyle. Zaten ekmeğimiz yumuşacık oldu. Esas bunu gazeteyle falan yapıyorlar. Böyle seyrediyorum, yemek nasip olmadı ama mükemmel olduğu kanaatindeyim. Yani onun için Samsun'a bile gidilir.
Böyle kıymamızı döşüyoruz. Yani bu hakikaten bayat ekmeği değerlendirmenin en iyi yolu. 3 liralık bayat ekmek yerine 30 liralık kıyma harca. Sıra geldi tereyağına, vurucu nokta. Bütün bu işlemi yaparken yağınız soğuyabilir, bir daha ısıtın arkadaşlar. Yani şu gelen kokuyu anlatamam. Zaten tereyağının yağda kızarma kokusu mu, kıymanın kokusu mu, hepsi birbirine girdi. Mükemmel oldu. Bu şekilde. Tadına bakalım tabii ki. Siz beni göremiyorsunuz ama ben buradan tadıyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir de sizden yorumları bekliyorum. Değilseniz abone olabilirsiniz. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.